Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün konumuz cilt bakımı. Cilt bakımı oldukça derin ve uzun bir konu. Yani aşağı yukarı 5-6 günlük bir eğitim programı. Bugün sadece bir giriş yapacağız. Bazı konulara değineceğiz. Aslında bizim bu programla ilgili postumuzun bu olmasını isterdik. Ama Sadiye Hanım sağ olsun. Şimdi burada herhalde. Kendisiyle birazdan görüşeceğiz. Burada paylaşalım dedi. Şu anda burada paylaşıyoruz öncesini ve sonrasını. Canlı canlı kendisinden de bilgileri rica edeceğiz. Bu bizim aslında ilk hazırladığımız posttu. Şu anda burada paylaşıyoruz. Bu yine öncesi ve sonrası. Gerçekten bizimle bunu paylaştığı için kendisine teşekkür ederiz. Çok ciddi bir sonuç bu. Kendisinden de dinleyeceğiz hikayesini. Bu da yanılmıyorsam Sevtap Hanım'ın paylaşımı. Ona çok teşekkür ediyoruz bu paylaşımdan dolayı. Şimdi arkadaşlar, deri bizim aslında sürekli göz ardı etmediğimiz vücudumuzun en büyük organı. Birçok yapısında canlı ve cansız elemanlar var. Kan damarları, bağ dokusu, yağ bezleri, duyu reseptörleri, sinirler deride yer almakta. Şimdi normal kilodaki bir yetişkin ağırlığının %18'ini deri oluşturuyor arkadaşlar. Yüzeyi en geniş organ. Yaklaşık 1,5-2 metrekare. Ve deri 3 bölümden oluşuyor. Epidermis, dermis ve alt deri dediğimiz hipodermisten oluşuyor. Bunların hepsinin ayrı ayrı oldukça geniş görevleri var. Biz baktığımızda ince bir tabaka gibi görüyoruz ama bu tabakanın içinde şöyle söyleyeyim, bambaşka bir dünya var. Şimdi cilt bakımında birçok başlık var. Cilt yapısı nasıldır ve nasıl çalışır? Bu büyük organ nelerle meşgul? Bugün biz sadece bu büyük organ nelerle meşgul kısmına değineceğiz. Derin fonksiyonları nelerdir? Cilt tipleri nelerdir? Cilt tiplerini etkileyen faktörler nelerdir? Cilt durumları var arkadaşlar. Cilt durumları ne demek? Bu bir eğitim konusu. Cilt tipi tanısı nasıl yapılır? Buna anamnez deniyor. Bu nasıl yapılıyor? Cilt teşhisi aynı şekilde nasıl yapılır? Çözüm için hangi ürünler önerilmeli şeklinde başlıklar var. Bugün sadece bu büyük organ nelerle meşgul ondan bahsedeceğiz. Çünkü çok uzun ve derin bir konu. Şimdi cildimiz nelerden oluşuyor? Fikri olan var mı? Hakan abi sesler kısık normalde chatten yazın dedik. Peki. Şey Ben karışmasın cevaplayayım. diye. Sonrasını ayıracağız. Arkadaşlar, cildimizin %70'i su, %27'si protein, %2'si lipidler ve %1'de mineral ve tuzlardan oluşmakta. Şu %1'lik mineral ve tuz dediğimiz kısım denge için oldukça önemli bir kısım. Eksildiğinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Peki cildin görevleri nelerdir arkadaşlar? İletişim, besleme ve beslenme, solunum, koruma, estetik, besin deposu, ısı regülatörü, toksin atımı. Bunların her biri de kendi içinde ayrı ayrı işlenen konular. Peki cildimizin kullandığı besinler nelerdir? Arkadaşlar, şimdi genelde şu soruyu sorarlar bana. Bu ürünü kullanacağız, ne kadar kullanmalıyız? Şimdi ben de şunu söylüyorum. Kaç gün susuz kalabilirsiniz? Ya da kaç gün aç kalabilirsiniz? Yani cildimiz nasıl ki biz günde 3 öğün yemek yiyorsak, aynı şekilde belli bir yaştan sonra yetişkin bir insanın, mesela doğuştan itibaren var olan, belli bir yaşa kadar yoğun bir üretimi olan ama belli bir yaştan sonra üretimi azalan maddeler var vücudumuzda. Ve bizim bunu bir şekilde dışarıdan desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla düzenli bir cilt bakımı ile yaklaşık bir 5 ila 15 yaş arası değil, minimum 5 yaş, maksimum 15 yaş geriden gitmek mümkün. Bu tamamen kişinin kendine
bakış açısıyla alakalı. Sağlıklı bir cilt, yaşam faaliyetlerini sürdürebilmek için besinlere ihtiyaç duyar. Su mutlaka içmeliyiz. Vitaminler, protein, şeker, oksijen ve mineraller. Yani beslenme sadece bağışıklık değil, aynı zamanda cilt için de oldukça önemli. Cildimiz konusunda neler bilmemiz gerekiyor? Bu büyük organ nelerle meşgul? Arkadaşlar, cildimiz öncelikle vücudu dış etkilere karşı koruyor. Dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye karşı bizi koruyan bizim duvarımız. Vücut ısısını koruyor. Düşünün, iç ısımız 36,5, dışarısı 28 de olabilir, 10 derece de olabilir. Vücut ısısının 36,5'ta olması için çaba sarf ediyor. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Fotokimyasal yöntemiyle vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminini üretiyor. Yani güneşle birlikte sentezliyor. Basınç, ısı, ağrı gibi duyumların alınmasını sağlıyor. Güneş ışınlarının, UV ışınlarının olumsuz etkilerine karşı ise ciddi bir bariyer oluşturuyor. Peki, sağlıklı bir cildin nasıl çalışması gerekiyor? Yağ üretiminin, yani sebumun dengeli olması gerekiyor. Yağsız cilt çok çabuk incelir, dış etkilere karşı dayanıklılığı azalır ve kırışır arkadaşlar. Yani ne az ne fazla dengeli bir üretim gerekiyor. Bazen biz tetikliyoruz bunu ve üretimi arttırarak ciltte fazla yağdan kaynaklanan sorunlara neden oluyoruz. Nedir bunlar? Mesela yağ üretimi fazla olan ciltin gözenekleri daha büyük olur. Fazla yağ ikrazatı, kir gibi dış etkilerle birleştiğinde önce komedon dediğimiz siyah noktalar, daha sonra da akne oluşturur. Buna benzer birçok şeye neden olabilir. Vücudun toksinleri atabilmesi için terin atılmasını sağlayacak gözenekler açık olmalı. Gözenekler tıkandığı zaman keza aynı şekilde ciddi problemler yaşıyoruz. Vücudun soğuma askerleri, makrofajlar yeterli sayıda üretilmeli. Aksi halde akneye sebep olan bakterilerle deri üzerinde rahatsız edici durumlara sebep olan çeşitli mantarlarla mücadelede çaresiz kalabiliriz. Peki makrofajlar nedir, ne demek? Arkadaşlar, makrofajlar dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücreler. Makrofajlar doğuştan bağışıklık sistemimizde var ama zamanla aynı şekilde bunlar da azalıyor. Cildimizde melanositler yeterli sayıda üretilmeli. Melanositler bizi güneş ışınlarının zararlı ışınlarına karşı koruyor. Cilt kanserinden korumamız için olmazsa olmazlardandır. Peki melanosit nedir arkadaşlar? Melanin olarak bilinen pigment üretiminden sorumlu hücrelere melanosit adı veriliyor. Yani cilt rengini veren, işte buğday tenliyiz, esmeriz, sarıyız, beyazız. Kiminde bunlar daha yoğun, kimilerinde ise daha az. Bazen lekelenmeler dediğimiz şeyler de o bölgede yoğunlaşan üretimin işareti. Genelde bu bölgelerde kullanılan ürünlerle fazla üretimin inhibe edilmesine çalışılır. Bu hücreler epidermisteki hücrelerin %3'ünü oluşturuyor. Her bir melanosit yaklaşık 36 deri hücresi için melanin üretiyor. Şimdi cildin esnekliğinden ve elastikiyetinden sorumlu olan grup ise kolajen ve elastin. Bu belli miktarda, yeterli miktarda ve belli bir kalitede üretilmeli. Cilt elastikiyetine ve yer çekimine karşı direncini sağlayan bu iki aktif arkadaşlar. Kolajen nedir? Ne işe yarar ciltte? İnsan vücudunda çok sayıda bulunan bir protein olan kolajen, deri, bağ dokusu, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemik olmak üzere birçok organın yapısını oluşturmakta. Bu protein temel amacı ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Peki elastin ne işe yarıyor ciltte? Arkadaşlar, elastin ciltte vücudun dokusunda bulunan bir protein. Aynı şekilde cildin esnek ama sıkı kalmasına yardımcı oluyor. Elastin eksildiğinde ciltte sarkmalar başlıyor. Yani yanağını tutup çektikten sonra deri tekrar eski haline hızlı bir şekilde geliyorsa cildinizdeki elastin yeterli miktarda. Ama tuttuğumuzda daha bir
Bu zaman uzuyorsa elastik miktarının azaldığı yer çekimine karşı artık sarkmaların başladığını anlıyoruz. İlk başta da söyledik. Burada birçok ana başlık var. Bugün sadece bu büyük organ nelerle meşgule çok kısaca değindik. Çünkü biliyorum ki sorularınız var. Bunları cevaplayacağız. Sadiye Hanım'ı dinleyeceğiz. Sonra biz size nasıl destek olacağız, bunları konuşacağız. Ama sonraki başlıklarda ayrıca programlar yapacağız. Burada mesela cilt bakımında özellikle akne, parlama, yağlanma, kuruma, kullanma, leke, elastikiyet kaybı, kırışıklık, göz altı torbalanmaları, göz altında morluk, göz altında kırışıklık, özel sorunlar, atopik dermatit, sebep, egzama ve benzeriyle ilgili ayrı ayrı bilgilendirmeler planlayacağız. Ve bunu hatta önceden şöyle yapacağız. Belli bir katılımcıyla soru cevap şeklinde, bir sınıf şeklinde yapmayı planlıyoruz ki sağlıklı olsun, herkese cevap verebilelim. Şimdi başa dönersek, hikaye burada. Şimdi Sadi Hanım'dan rica edelim bize bir hikayesini anlatsın. Ondan sonra da diğer arkadaşların sorunları varsa onları dinleyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz Sadiye Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Evet. Ben Sadiye Karamanoğlu. Biz 70 yaşındayım. Bu fotoğrafın sadece gerçek olduğunu sizden duymak istiyorum. Bu kadar. Evet, bu fotoğraf gerçek. Ben de karşınızdayım. Ekranda görünüyor muyum acaba? Yok. Hocam görünmüyorsunuz şu an. Açalım mı? Kamera kapalı sanırım. Ekran açabilirsiniz. Kameraya basın hocam. Açalım. Bak şimdi geldi. Süper. Harika. Teşekkürler. Nasıl görünüyorum? Ben kendimi görmüyorum ki. Yani biz iyi görüyoruz hocam seni. Harikasınız hocam. Ekran paylaşımını durduralım mı Hakan abi? Hemen kapatıyorum. Herkes de görsün. Stop share devamı. Evet. Güzel. Şimdi daha iyi oldu. Herkes görüyor şu an. Seyitap hocam. Tamam, ben görünüyorum. İyi. Dediğim gibi ben emekli kimya öğretmeniyim. 70 yaşındayım. Aysel arkadaşım beni pandeminin başında mağazan olsuna tanıştırdı ve mağaza satın aldım. Sonra bir gün Hakan Bey'in ne denir ona açıklamalarını dinledim programında. Bir erkek olarak cilt bakımını, cildin yapısını, kozmetik ürünleri, cilt bakımı ürünlerini o kadar güzel anlattı ki daha önce ben bir erkekten dinlememiştim bu kadar detaylı. Çok ilgimi çekti. Gerçekten çok bilimsel bilgiler verdi. Yani o verilen bilgiler çok detaylı. Dedim ki ürünleri de mutlaka güzeldir yani bu kadar detaylı açıkladığına göre. Daha sonra birkaç kişiye sordum. İşte beylerden bir tanesi, şimdi unuttum ismini. Dedi ki yüz yıkama jeli kullanıyorum ben dedi. Jel dedi yüzümde dedi işte dedi. Çok güzel etki yaptı dedi. Tamam yüz yıkama jeli almam gerekti. Ondan sonra işte bacak jelinden bahsetti Hakan Bey uzun uzun. Bacak jeli de alayım dedim. Sonra işte propolisle çay ağacını çok güzel anlattı. O kadar güzel anlattı ki Hakan Bey. Yani zaten propolisin mucize bir madde olduğunu biliyorum. Ayrıca içindeki maddeler de çok güzel. Tamam çay ağacı bilinen bir şey ama sadece çay ağacı kremi değil, içinde mucize ürünler var. Bu ikisini de aldım ve işte kullanmaya başladım. Önce bacak jelini kullandım. Bacak jelini bacaklarımda varis için, varis damarlarının yok olması için kullandım. Ya bir hafta sonra falan bacaklarımın derisinde çok böyle değişiklik oldu, güzelleşmeye başladı, ipek gibi oldu. Dedim ben bunu yüzde de kullanayım. Zaten Hakan Bey söylemişti. Yüzde kullanabilirsiniz diye bacak jelini. Tamam yüzde de kullanmaya başladım. Hatta bu göz kapaklarını falan da sürdüm. Göze kaçmasına dikkat ederek, kaçmamasına dikkat ederek. Göz kapaklarımı kaldırdı. Cildimi hakikaten güzelleştirdi. Bacağım gibi güzelleştirdi bacak jeli. Yalnız sadece bacak jeli değil tabii. Önce yüz yıkama jeliyle
yüzümü yıkıyordum. O yüz yıkama jeli harika bir ürün. Herkesin ama herkesin yüz yıkama jelini kullanması gerekir. Sadece temizleme değil. İçindeki ürünleri bilmiyorum kaç kişi okudu. Kaç kişi tek tek o ürünlerin işlevlerine baktı. Muazzam bilgiler yani. Sadece yüz jelindeki bitkisel katkıları, bitkisel ürünler bile başlı başına çok büyük yani ürün için fayda sağlıyor. Orada sonra araya gireyim Sadiye Hanım. Yüz yıkama jelinde şimdi bazı ürünler vardır. Mesela belli bir süre kullanmanız gerekir sonuç almanız için. Evet. Özellikle mesela yüz yıkama, yüz temizleme jeli 10 saniye içinde size sonuç veren bir ürün. Yani aynen öyle. Önce süre aynen. Sonra sadece 10 evet. Saniyede aynen. O efekti alıyorsunuz diye. Evet. Yağ dengesini ciltte sağlamak için çok önemli. Yağ dengesini sağladığı için birçok sorunu da bloke etmiş oluyor ürün aslında. Tabii. Yağ dengesini sağlıyor, cildi dokusunu güzelleştiriyor, besliyor, koruyor. Sadece yüz yıkama jeli bunu yapıyor. Yalnız ben onu çok yumuşak bir fırçam vardı. Onunla fırçalayarak yüz yıkama jelini kullandım. Ellerimde de kullandım. Yani ben yüzüme ne kullanıyorsam ellerime ve boynuma hatta şu gerdan kısmı denir ya oraya da kullandım. Yıllar önce bir işte makyaj uzmanı bir hanım bize bilgi vermişti de demişti ki yüz boyun şeyden gerdandan başlar demişti. Yani yüzünüze kullanacağınız ürünleri sadece yüzünüzde bırakmayın, boynunuzu ihmal etmeyin, bu gerdan kısmını da ihmal etmeyin demişti. Ellerinizi de ihmal etmeyin demişti. Çünkü yaşı gösteren bölgeler yüz, boyun ve eller. Ellerimde de çok güzel sonuçlar aldım. Bak, hep söylüyorum yani ellerimdeki bu güzelleşme bacak jelinin sonucu, işte kullandığım diğer ürünlerin sonucu. Sonra devam edeyim. Çok uzun anlatıyorum ben. Belki de öğretmen olmamın nedeniyle bilemiyorum. Estağfurullah. Şimdi orada da ben devreye gireyim Sadiye Hanım. Mesela bacak jelinin esprisi şu zaten. Özellikle varis için geliştirilmiş, Almanya'da klinik çalışması yapılmış bir ürün. Evet. Şimdi bir yerin gençleşmesi için kan akımının olması lazım ve oksijenlenmesi lazım. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra kan yoğunlaşıyor, belli bölgelerde akım yavaşlıyor. O bir de cilt damarlar özellikle elastikiyetini kaybediyor. Bu elastikiyetini kazandırıp kan akımını da hızlandırarak o bölgenin gençleşmesine de yardımcı oluyor. Evet, evet. Sonra siz bir ikinci toplantıda dediniz ki bacak jelinin daha etkin olması için belki ilkinde de söylediniz mi bilmiyorum onu hatırlamıyorum. Propolis krem ile çay ağacı karıştırıp kandaki oksijen miktarını artıralım demiştiniz. Ben bacak jelinden sonra propolis ile çay ağacı kremini karıştırıp sürüyordum. İşte onunla masaj yapıyordum. Aynı şeyi yüzüme de uyguladım. Yani propolis ile çay ağacı kremini. Ne kadar sürede öncesi ve sonrasını yaşadınız? Ne kadar sürdü? Ben Mayıs'ın sonunda ürünlerim geldi. Yani işte Nisan sonunda tanıştım ben şeyle mağazam olsunla. Ürünler Mayıs'ın sonunda geldi. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ortası. 4,5 ay. Ama 3 ayda hatta 2,5 ayda ben cildimdeki değişikliği, güzelleşmeyi fark ettim. Bu sonuç işte 4 ay sonucunda bu şekilde oldu. Sizce öncesi ve sonrası fotoğraf arasında kaç yaş farkı var? Vallahi siz söyleyin. Bence yani bir en az 10 yaş var. Bana göre 15 yaş var. Evet sağ olun. Teşekkürler. Zaten çevremdekiler de onu söylüyorlar. En son bir feste kendi fotoğrafımı paylaştım. Yazımın altına. O fotoğraf işte son günlerde yani geçen ay çekilen bir fotoğraftı. Geçen buna benzesin diye de bu giysimi de bugün öyle giydim. Feste paylaştığım fotoğrafla benzesin diye. Şimdi daha sonra siz bize Temmuz'da bir kampanya yaptınız değil mi? İşte ürünleri eski fiyata göre bize verdiniz ve 2+1 uyguladınız. Ondan sonra ne dediniz? 300 TL'lik alışverişte
istediğiniz bir ürünü göndereceğiz dediniz. O zaman ben Miracle Gel'i sipariş verdim. Yani açıkçası daha önce evet Miracle Gel geldi ama onun yanında bir de kırışıklık anti-aging bir krem istedim. Bu ikisi de bende çok etkili oldu. Yani diğerleriyle demek ki de ben cildi toparladım. Şimdi yani altyapıyı yaptınız. Miracle evet, Gel'de evet, özellikle evet. Cilt sıkılaştırma ve sarkan cildi evet, toparlamada. Evet. Miracle Gel var şimdi yüzümde. O zaten mucize bir ürün. İşte çok kaliteli şekerler var demiştiniz içinde. Yani birçok güzel şeyin bileşenin arasında. Zaten cilt için de gereken şeker yani şeker. Güzellik şeker molekülleri. Bitkiler evet, var. Güzellik şekeri diyoruz o ürüne. Evet. Evet. O ürünü uyguladığınızda 3 dakika böyle yapış yapış oluyorsunuz. Evet. Ama sonra cilt aşağıdan yukarı gerilmeye başlıyor. Evet. Askıya alıyor cildi ve 3 evet, dakika sonra da ipek gibi oluyor cilt. Evet. Evet. Aynen öyle oluyor dediğiniz gibi. Yalnız ben onu şimdi sürekli kullanamıyorum. Diğeri anti-aging olan kremi kullanıyorum da o Miracle Gel'i biraz bekletiyorum. Böyle hani çok özel bir yere falan gidersem hemen anında çok güzel ciltte bir olumlu değişim yaratıyor. Ama bacak jeli, propolis, çay ağacı kremi, şimdi, yüz yıkama jeli Miracle mutlaka onları bu da klinik çalışmalı bir ürün. Şimdi eğer düzenli sabah akşam günde iki kez kullanırsanız onu 20, bir ay kullandım. Bir, ha, iki 28, ay kullandım. Evet. 28 günde sarkan cildi %178 yukarı kaldırıyor. Çok aynen öyle. Evet. 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 Onu tavsiye ederim. O Miracle Jelly yani özellikle yüzünde çok iyi sonuç almak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir ürün. Belki gene bize öyle bir jest yaparsınız bilmiyorum. Hani kim bilir? İşte, kim bilir evet 29 Ekim geliyor daha sonra öğretmenler günü falan var. Yani ben hatırlatma yılbaşı var falan. Teşekkürler sağ olun. Başka bilmiyorum arkadaşların sormak istedikleri var mı? Son olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben La Roche'u daha önceden hiç duymamışım. Yani o da benim ayıbım nasıl duymadım? Halbuki uzun senelerdir varmış. Oğlum hocam o bizim ayıbımız. Duyuramamışız demek. Ay evet duymamışım ya. Kendimi dikkatli zannediyorum. Gerçekten La Roche ürünleri isterseniz reklam olarak anlayın. Gerçekten çok kaliteli ürünler. İçindeki katkı. Ben şimdi fen bilimleri de işte botanik okudum. Biyoloji okudum falan. Bütün bitkileri de tanıyorum. Zaten botanik hocasının ben asistanıydım. İşte Sadiye git şu bitkiyi bul falan, çoban çantası bul bilmem ne bul falan derdi bana. Bütün bitkiler, o içindeki bitkisel katkıların hepsi mucize. Hem propoliste, hem işte Miracle Gel'de, hem çay ağacı kreminde, hem bacak jelinde, diğer o inceltici jeli kullanmadım henüz. Şimdi onu kullanacağım. Ondan sonra da tekrar bir daha isterseniz konuşturursanız konuşurum. Memnuniyetle hocam ne demek memnuniyetle. Teşekkür ederim sağ olun. Elimi ikide bir böyle yapıyorum. Bu böyle amaçlı yani. Şu elimdeki güzelliğe bayılıyorum. Çok teşekkür ederiz paylaşımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Sadiye Hocam. Sağ olun. Şimdi yanılmıyorsam diğer fotoğrafta Sevtap Hanım da eğer buradaysa açıyorum ondan şimdi rica sesini. Edelim. Tamam. Abi bir dakika. Sevtap Hocam. Sevtap Hocam sesinize bastım. Açabilirsiniz. Teşekkür evet, ediyorum. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor Sevtap Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Özellikle teşekkür ediyorum böyle ürünleri bize kattığınız için ve %100 Türk ürünü olduğu için. Ben gurur duyuyorum gerçekten. Yani ne diyeceğim? Öykümü mü anlatacağım ben de? Evet. Yani yaşadığınız deneyimi sadece kısaca paylaşırsanız mutlu oluruz. Şimdi ben Aysel Hanım'dan duydum Hadi Hanım'ın söylediğini ama inanmadım. Dedim ki ben herhalde kendisi Sadiye Hanım ameliyat oldu. Sonra, gerçekten yani olduğu gibi anlatıyorum. Sonra dedi ki Aysel Hanım hayır dedi bak ben de deneyeceğim boynumda deneyeceğim bu gerçek dedi. Sen bir dene bakalım dedim. Bir kuşkuyla yaklaştım önce. Sonra baktım Aysel Hanım'ın boynu falan düzelmeye başlayınca tamam dedim. Fakat işin ilginç tarafı ben valizlerim için,
Sonra işte omuzumdaki ağrı için o propolisi almıştım. Siz demiştiniz 20 dakikada gerçekten geçiriyor diye. Ben bunu daha önce paylaşmıştım ama ben bunu beni yakinen tanıyan arkadaşlar bilirler. Yani ağrı kesici ve kas gevşetici olmadan düzelemiyordum omuzumdaki o tutulmalarda. Sonra siz söylediniz 20 dakika, hani çok özür diliyorum ya, hadi bir deneyeyim ama dedim böyle müstesni bir gülmeyle, çok da umudum yoktu açıkçası. Ders verirken tutuldum, hemen geçtim içeriye, işte omuzuma sürdüm onu, sürdürdüm oğluma. Sonra tekrar geldim ve saate de baktım, tam 20 dakikada. Hani benim iğnesiz, kas gevşetici ve ağrı kesicisiz olmayan şey iyileşti. Ben bunlar için almıştım aslında sizin kremleriniz, o şeylerde, o sizin kampanyalarınızda. Ve hep niyeyse içimden şöyle bir şey geçerdi, bir krem olsun her şey iyi gelsin. Gerçekten propolis öyle bir krem. Ya baktım sinüzitime iyi geliyor, omuz ağrıma iyi geliyor, yetmedi de cilde iyi geliyor. Sadiye Hanım'ın öyküsü dinleyince dedim ben de uygulayacağım, hani şeyden de anlayınca. O size, ben onu aslında arkadaşlara göndermiştim fotoğrafı. O benim tam 8 günlük değişimim. Muhteşem, 8 gün muhteşem bir değişim. Evet, yani 8 günde sadece işte jelle temizledim. Arkasından iki kremi, şey, bacak jelini sürdüm. Fakat bana bilgi yanlış gelmişti. Bir saat bekleyerek yapıyordum onu. Meğer bir saat beklenmiyormuş. Kuruması yeterliymiş. Onu varislerim için almıştım. Şimdi Sadiye Hanım'dan böyle şeyler alınca yüzüme de kullanmaya başladım. Üzerine de işte propolisle çay ağacı kremini karıştırıp kullanınca, hani varis için kullandığım şey yüzüme geçti otomatikman. Fakat ben farklı olarak göz kapaklarıma da sürdüm. Onu Sadiye Hanım'la konuştum. Bana yani göz kapağı ameliyatı falan mı oldu dediler. Göz kapaklarını da kaldırdı. Bu çim bıyığı denen şey var. O biraz, o bayağı bir gitti. Şuralar düzeldi. Bir de cildimi ilk kez ben nefes alır durumda hissediyorum. Yani bu hissiyatım böyle. Yani Sadiye Hanım dediği gibi benim de boynumda problemim vardı. Boynum ve ellerime de bu herhalde belli yaş alan bayanların genel bakışı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu ürünleri kullanmadan önce ben fotoğraf çektirmek istemiyordum. Şimdi fotoğraf çektiriyorum. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Paylaştığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Yo, rica ederim. Yani ben bunu arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Ve gören arkadaşlarımdan 10-12 kişi falan aldı sanıyorum. Böyle yani bu şeyleri istediler. Sonra yani güzel ürünler kullanıyorum ama şeye henüz başlamadım. O diğer iki ürüne başlamadım. Onun için de Sadiye Hanım'ın dileklerini iğneliyorum ben burada size. O özellikle cilt sarkmalarında ve göze sıkılaştırmakta oldukça etkili bir ürün. Yalnız benim şu an aldığım şey, yani arkadaşlar bilmiyorum, yani onların söylediği, ben öyle bir şey, tabii kendi cildimde sürekli bir yumuşaklık hissediyorum, nefes aldığını hissediyorum. Yani cildimi ilk kez bu kadar kendimle barışık görüyorum. Yani cildimi artık seviyorum. Önce öyle bir şey yoktu yani. Gerçekten gözaltı morluklarıma çok yararı oldu ki bu kalıtımsal da ona nasıl iyi oldu onu bilmiyorum. Sizden açıklamasını isteyeceğim. Hem kansızlık hem kalıtımsal gözaltı morluklarından çok şikayetçiydim. Bayağı bir açıldı. En büyük sıkıntı o bölgede Sertab Hanım, dolaşım problemi. O ürün dolaşım problemini %100 çözer. Evet, yani belli, çünkü hani aldığım diğer ürünlerde de kapatıcılarda hiçbir sonuç alamıyordum. Böyle kendiliğinden olması, yani böyle bir rimel bir rujla sokağa çıkmak güzel bir özgürlük. O gerçekten çok hoş. Dediğim gibi %100 yerli olması da çok güzel. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Yalnız bir şey eklemek istiyorum ben Sadiye Hanım'ın sözlerine. Ben şu ana kadar diğer iki kremi kullanmadım. O medical jeli falan kullanmadım. Ona rağmen hani gören arkadaşlar bayağı bir yaş atmış geriye diyorlar. Valla bir ürün daha çıkarıp şu iç organları da düzenlesene. Görüntüsü bulacağız galiba. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Çok sağ olun. Rica ederim.
Arkadaşlar, yani gördüğünüz üzere direkt ilk ağızdan deneyimleri hem Sadiye Hanım'dan hem Sevtap Hanım'dan dinledik. Başka deneyim olan arkadaşlar varsa da lütfen paylaşsınlar. Paylaşarak çoğalacağız. Bu arada chatte evet, Şehnaz Hanım iyi akşamlar demiş. Okan Bey selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz, biz de sizi görmekten mutluyuz. Ulu Baba iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Leyla Hanım iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Aysel Hanım iyi yayınlar demiş. Canan Meriç Hanım aynı şekilde iyi yayınlar demiş. İnce Hanım iyi yayınlar demiş. Hülya Hanım iyi akşamlar. Teşekkür ederiz size de. Kılcım Hanım teşekkür ederiz. Aysel Gencer ben de şahidim demiş. Artık neye şahit olduğunu anladık herhalde. Sadiye Hocam'a Sevtap Hocam'a. Teyza. Kendi yüzü de güzelleşti. Aysel Hanım da konuştum lütfen. Onun cildinde de çok güzel bir değişim oldu. Evet, çok. Onu da söyleyeceğim. Evet. Yüzü evet. Ve boynu çok iyi oldu. Neden saklanıyor evet. Anlamadım. Burada mı Aysel? Burada mı? Açıyorum bir dakika. Aysel. Aysel Gencer. Açtım. Aysel. Mikrofon kapalı. Aysel tıkladım aç. Evet. Merhaba, işte bak böyleyim. Eskiden makyajsızken özellikle çok renksiz görünüyordum çünkü sürekli makyaj yapıyorum. Makyaj yapmayanlarda daha çok belirgin tabii. Ama bende de çok renk ve gerçekten şu ağzım aşağı doğru, yaşım 57 oldu o nedenle. Şu ağzım toplandı bir kere. O kısmını geçtim. Artık şöyle yayın yapıyorum. Botoks yok, ameliyat yok, dolgu yok. Hiçbir şey yok. Anahtar bizde. Göz kapaklarım da var. Makyaj yaptığım için çok daha rahat anlıyorum kalemi sürerken. Ve kaz ayağı gerçekten %50 civarında iyileşme oldu. Yanaklarım zaten parlıyor. Boynum derseniz 50 yaş üstündeki çizgim böyle daha %50 falan azaldı. Bunlar kaybolacak. Ben biraz günde bir kere kullanıyorum. Sadi Hocam günde iki kere kullanmıştı. Çok evet. Seyahat ettiğim için çok taşıyamadım ürünleri. Bir kez kullandım. Biraz zamanım uzayacak ama çok daha iyi olacağından eminim. Size onun için çok teşekkür ederiz. Biz paylaşımınız için çok teşekkür ederiz Aysel Hanım. Gerçekten süper görünüyorsunuz. Reklam yapacağız. Bir şey sorabilir miyim? Aysel'cim sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Seyitap Hocam. Bana söylediğin şeyi anımsıyor musun? Ben dedim ki bu ürünü ben değişiklik olarak göz kapaklarıma da süreceğim dedim. Sen ne dedin? Birine sür, birine sürme dedi. Fark daha iyi. Farkı görelim diye ama hayır ikisine de sürdüm. Dayanamadın değil mi? Dayanamadım. Evet ya bunları esasen bu şekilde kullanan Sadi Hocam'a bize bunları bu şekilde de kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Sadi Hocam ben ilk bir aydı kahve içmeye uğradım. Şahidim derken onu söylüyorum. Şimdi kahve içmeye uğradım. Sadi'ye bir değişiklik var. Bildiğim için kendisine. Sadi'ye dedim ne yaptın yüzüne? Dedi ki işte propolis krem kullanıyorum falan dedi. Geçiştirdi böyle tamam mı? Sonra aradan... Vermiyoruz. Aradan bir ay falan işte Sadiye beni aradı. Ay sen cilvelleş dedi. Harika falan beni tanıştırmışım ürünlerle dedi. Sonra aradan bir ay daha geçti 3 ay. Yine beni aradı. Dedi ki Aysel banyodan çıktım dedi. Muhteşem görünüyor cildin dedi. Yine dedim ki gönder bakayım şu resimlerini bana dedi. Bir de 3 ay öncekini gönder dedim. O resimle çıktı. Hocamla şeyimizde görüşmemizde olmadı gerçekten o gün. Sonra uygulayınca o da başladı. 6 günlük müydü bana yaptığında? Gözlerini attı 6-7 günlüktü. Sonra işte yolumuz böyle gidiyor bakalım nereye kadar gideceğiz. Tabii her bir 2 ayda 10 yaş ya da 3 ayda 10 yaşsa 6 ay sonra kaç yaş olur bilmiyorum artık. Buradaki özellikle izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten erkek bayan fark etmez. Hepimiz deneyerek biz aslında bir şöyle bir şey yapabiliriz Hakan Bey. Şimdi geldi aklıma.
bir bankanın reklamı vardı. Şu anda bu şekildeyiz ya. Hepimiz buradan böyle bir reklam butonu, bu yüzlerle ilgili biraz daha zaman geçsin. Siz de bunu reklam olarak kullanın bence. Süper. Ya, hikayeler oluştukça çok önemli bunlar. Evet. Her şey bir hikaye başladı. Giderek yayılmaya başladı. Ciltler güzelleşti. Hikayeler zenginleşti. Biz de çok, çok mutluyuz. Güzelleştirdiğiniz için biz mutluyuz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi Feyza Hanım, Feyza Uyar Hanım, Başakşehir'in ben de kullanmaya başladım. 3 yıl kullanımda zamanların renkleri açıldı ve bacak ağrılarım geçti demiş. Eğer buradaysa ondan da deneyimini ilk ağızdan rica edelim. Ha burada Feyza. Burada. Feyza'dan rica edelim. Tamam bir dakika. Feyza Hanım. Feyza Hanım sesinizi açtım. Feyza Hanım sesiniz açık. Ses gelmiyor mu? Evet ses gelmiyor Feyza Hanım'dan. Feyza Hanım? Müsait mi değil acaba? Ya da mikrofonda sorun olabilir. Yok yok açık şu an. Mikrofon açık ama şey yok ses gelmiyor. Ferhat Bey sesi geldiğinde dinleyelim kendisini mutlaka. Ferhat Kurt Bey Başakşehir varislerini gideriyor. Ağrıları da gideriyor mu? Evet ağrıları da gideriyor. Okan Bey Sadiye Hoca'ya güzel bir iltifatta bulmuş. Harika görünüyorsunuz demiş. Fark etmiş. Kıvılcım Hanım Hakan Bey siz cildinize ne kullanıyorsunuz? Sizinki de çok iyi görünüyor demiş. Kılcım Hanım'a diyorum ki sizce canım hangi, Aysel Hanım hangi ürünlerle demiş. Feyza Hanım mikrofonum bozuk demiş. Tamam. Evet şimdi gördük. Daha önce yoktu. Aysun Demircioğlu birkaç ürünüzü aldım. Bununla ilgili soru sorabilir miyim demiş. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyurun. Açtım sesini Aysun. Teşekkür ederim. Hakan Bey ben sizin bu ses gitti. Aysun ses gitti. Unit Protect aldım. Sütünü yine aldım. Evet. Bir sürü ürün aldım ama nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Mesela bu Unit Protector şeydi değil mi? Leke içindi sanırım. Evet doğru. Bu ürünler. Ben onu hani yaz geçsin diye gitti. Kullanmak için biraz bekleyin dersiniz. Bu ürünleri sırasıyla söylediğimde. Miracle'da var. Tamam. Şimdi cildin resmini bir görebilirsek nereden başlayacağımızı, nasıl bir altyapı oluşturacağımızı anlarız. Eğer mümkünse gün ışığında bir resim gönderirseniz Murat Bey'e iletir. Ben de elinizdeki ürünleri de lütfen yazın. Hangi ürünü ne şekilde kullanmanız gerektiği konusunda yardımcı olayım size olur mu? Tamam. Biraz ben sigara kullandığım için rengim böyle hani kara sarı gibi derler ya. Öyle bir renk. Hafif de lekelendi. Pek koruyamadım herhalde bu yazın. Şimdi o ürünleri de aldım ama hani nereden başlayacağımı da bilemediğim için. Hangi ürünü bilmiyorum ama hangi ürünü kullanırsak kullanalım. Temel baz yüz temizleme jeli. Onunla başlayacağız. Bir kere yüzü temizleyeceğiz. Evet onu kullanacağız. Onun üstüne de dediğim gibi önce leke mi, gözenekler mi? Hani cildi bir görmek lazım. Gün ışığında bir fotoğraf görebilirsem yardımcı olacağım. Yazacağım ben. Fotoğrafı gönderin Murat tamam. Bey. Ben de hangi ürünü ne şekilde nasıl kullanacaksın sırasıyla yazayım size olur mu? Tamam. Bir şey sorabilir miyim Hakan? Daha ben jeli aldım ama ben bir de temizleme sütü aldım sizden. İkisi aynı görevi mi sunuyor? Diğeri nemlendirici görevi de mi var? Ya da ikisini beraber mi kullanmam gerekiyor? Ayrı ayrı mı kullanmam gerekiyor? Yok, ikisini aynı anda kullanmanıza gerek yok. Yani şu anda jeli kullanın. Makyajınızı temizlerken sütü kullanabilirsiniz. Tamam. Yani akşamları makyaj temizliği yaparken gece yatmadan önce sütü kullanabilirsiniz. Ama süt aldıysanız mutlaka kalıntıları temizlemek için toniği de öneririm size. En son kalıntıları da tonikle temizleyeceksiniz. Zaten sütle sildikten sonra toniği de kullandığınızda
Pamukta neler çıktığına şaşıracaksınız. Anladım. Tonik de aldım. Hepsi var. Set olarak aldım. Sıkıntı yok o zaman. Kullanmayı bilmiyorum sadece. Teşekkür ederim Hakan Bey. Sağ olun. Ehliyetim var. Arabam var ama kullanmayı bilmiyorum. O da benzedi. Evet haklısınız. Tamam. Teşekkür ederim. Fotoğraf ve ürünleri yazın lütfen. Ben söyleyeceğim size. Ben fotoğrafını çekip Murat Bey'e gönderiyorum hepsini. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Okan Bey yazmış. Hakan Bey, eşim bacak jelini sürüp sonra makyaj yapıyor. Porselen makyaj gibi oluyor diyor. Bunu alışkanlık haline getirdi. Bunun için bir problem oluşur mu? Hayır, oluşmaz. Orada kan akımını hızlandırıyor. Hiç problem olmaz. Arda Kadir vatansever. Profesör, bacak jelini karıştırma oranları birbirini mi? Karıştırmıyoruz. Önce bacak jelini kullanıyoruz. 3-4 dakika o yapış yapış oluyor. Kullanılan bölgede damar elastikiyetini arttırıyor. 5 dakika sonra da propolis kremi kullanmamız uygun. O da kanı oksijenlendiriyor. Yani önce jeli çekecek cilt, sonra ondan sonra bacak jelini kullanacağız. Evet, sanırım sorular bu kadar. Feyza'nın varis konusunda sonuçları resimliyorum. Sonuçları sizlerle paylaşacağım. Birçok arkadaşım varis ameliyatı oldu. Bu ürünü duyarlarsa gerçekten çok işe faydası olacaktır. Feyza Hanım bu bilgi ve paylaşım için teşekkür ediyorum. Resimler gerçekten önemli. Sonuçları sizden rica edeceğiz. Klinik çalışması olan bir ürün 6 hafta içerisinde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaş ilerledikçe damarlarda ciddi bir sertleşme problemi oluyor. Ancak yer çekimine karşı özellikle bacak bölgesindeki damarlar şu esneme hareketini yaparak o elastikiyetle yer çekimine karşı kalbi destekliyor, kanı itiyor. Ama zaman içerisinde damarlar sertleşince, damar sertleşiyor, bu hareketi yapamıyor, plak oluşumları artıyor damarda. Dolayısıyla bacak jeli cilt elastikiyetini arttırıp eski hale gelmesini, kalbi aynı şekilde desteklemesini de sağlıyor. Zoom'da toplantıdayım Mehmet, çıkınca arayayım seni. Durum böyle. Sorusu olan başka arkadaşlar. Hakan abi, Kıvılcım Hanım bir söz istedi. Kıvılcım sözünü açtım. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hakan Bey, kuru ciltler için tonik var mı demiş İnci Hanım. Evet var. Leyla Çankaya da Hakan Bey, kızımın vücudu tamamen iyileşti. Teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Leyla Hanım'ın kızında da 8 yıldır yaşadığı bir sorun vardı. Sırtında bayağı büyük. Kendisinden aslında onu da Kıvılcım Hanım'ı dinledikten sonra rica etsek anlatsa seviniriz. Tamam. Buyurun Kıvılcım Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz sormalı. Sağ olun. Ben de iyiyim. Bacak jelini bir süredir ben de kullanıyorum da hemen ben de bir şey söyleyeyim istedim. Dişlerimi sıktığım için ben çene botoksu yaptırmıştım 2-3 kere. O çene botoksundan dolayı yüz ovalimde bir hafif bir sarkma olmuştu. Tam böyle çeneye yakın yerde. Derin o çizgiler oluştu. Aşağıya doğru sarkmıştı. Şimdi baya bir toparlanma ben de hissediyorum ki düzenli kullanamadım. Yani unutuyorum ama sadece de akşamları kullanıyorum. Gündüz kullanmıyorum. Bir toparlanmayı ben de görüyorum, ben de bildirmek istedim. Bir de hazır epeydir de görüşmüyoruz. El karnetini kullandım. Böyle kalçayla göbek bölgesinde hocam söylüyorum 5 santim. 5 santim daraldı. Yani 5 santim bir kadın için bilmiyorum çok büyük bir adım. Santim bir beden Kıvılcım Hanım. Elbiselere artık bol geliyordur herhalde. Evet, süper oldu. Harika oldu. Bolluk Hakan güzel abi, bir şey. Bu arada Kıvılcım Hanım da zaten ince bir hanım. Aman yok ya. Ona rağmen yani. Daha güzel oldu. Vallahi süper. Çok teşekkür evet, ederim. Bu da ben teşekkür ederim. Paylaşım oldu. Evet, teşekkür Leyla ederim. Leyla Hanım'ın sesi açık. Leyla Hanım. Merhaba Hakan Bey. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Sizlerden de deneyimin hikayesini rica ediyoruz. Şimdi yaklaşık benim kızım üzerinde biliyorsunuz siz de 8 senedir falan şeyler vardı. Yani buna kim şey dedi, güneş rüzgarı dediler. Kimisi kalaycık dedi. Yani hiç kimse bir yaklaşık 5-6 defa şeye götürdüm, doktora götürdüm. Kalaycıya götürdüm. Yani
her türlü şeye başvurmuş. Kahverengi lekeler vardı sırtında bayağı. Yani resim olmuş olsa, hatta ben bir ara gruplara falan atmıştım. Şu anda hiç bir şey kalmadı, yani leke falan kalmadı. Gerçekten çok güzel. Propolis de biliyorsunuz ki çay ağacı. Bir de sizin gönderdiğiniz o solüsyonla kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Aşırı kırışık ciltler için ne önerirsiniz? Çok yakında, şöyle söyleyeyim, bayağı böyle kağıt kadar kırışmış cildi ütü gibi açacak bir ürünümüz geliyor. Bacak şeridi göz altında sürülebilir mi? Sürülebilir mi İlker Hanım? Ben sürdüm, sonuç aldım demiş zaten Sertab Hanım. Çünkü dolaşım düzeltiyor. Göz altı morluğu için hangi ürün kullanılması gerekiyor? Normalde ProH kullanıyoruz ama bacak şeridi varsa onu da kullanabilirsiniz. Kılcım Hanım, lütfen hatırlatın, o solüsyonu gönderelim. Tamam, başka sorusu olan var mı? Niye atladık paket? Bir şey atladınız dedi ama. Paketi, Aysel bir daha yaz. Paket demiş. Ay 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 ay, güzelmiş. Peki, şimdi bir saniye ben izninizi rica edeceğim. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir çalışma yaptım sizin için. Cilt bakım kategorileri var burada. Aşağıda adları yazıyor. Bunu Murat Bey görselini alın. Cilt bakımdaki bu 7 tane kategori var. Aldım abi. Bu kategoriden herhangi bir ürün, bu başlıkları olan kategorilerden herhangi bir ürün aldığınızda buradaki 3 ürün yanında size bedava gelecek. Yüz temizleme jeli, şu anda kışa giriyoruz, ölü hücrelerden kurtulmamız lazım. Yüz peelingi, makyaj yapın ya da yapmayın, cildi anında canlandıran, elastikiyet kazandıran ve parlaklık veren Tinted Moisturizer. Yani 14 ile 80 yaş arası ben sokağa çıkacağım, makyaj yapmak istemiyorum ama solgun da görmek istemiyorum diyorsanız peşinden bunu uyguladığınızda siz bile şaşıracaksınız ve sadece 10 saniye içinde. Yukarıdaki kategoriden, bu kategorilerden herhangi bir ürün aldığınızda bu 3 ürün bedava gelecek arkadaşlar. Bu listede adı olan katılanlar için geçerli. Şu anda burada olanlar için. Süper. Hakan abi diğerini bir daha bir aç. Bu. Yok, öbürünü. Açtım. Süper, aldım şimdi onu da. Bunu ayrıca atarım zaten size. İyi olur abi. Tamamdır. Bu da böyle. Bu akşamki sizin için hayata geçirdiğiniz şey bu. Yüz temizleme jeli. Çünkü zaten çok, yani düzenli gün içerisinde hem ciltteki yağ dengesi için, gözenekler için kullanmamız gereken bir ürün. Yani artık hayatımızın içinde. Peeling kışa girerken yazdan kalan ciltteki bütün ölü derileri, kalıntıları temizlemek için önemli, fark edeceksiniz ama. Dediğim gibi nemlendirici de, renk nemlendirici de tanışacaksınız. Onu da çok hanımların seveceğini çok kesin ve net olarak biliyorum. Onu da uyguladığınızda Sadiye Hanım sanırım kullanıyor. Dinleyeyim sizi Sadiye Hanım, buyurun. Açayım abi bir dakika Sadiye Hanım. Kapalı. Bir saniye. Açıyorum bir dakika Sadiye Hanım. Sadiye Hocam açtım. Yok, kapalı. Sadiye Hocam bastım.
Okey efendim. Bir dakika tekrar kapalı. Sadece hocam izin verdim şimdi. Tamam. Şimdi renkli nemlendiriciyi ben her gün kullanıyorum. Onu unuttum söylemeyi. Özellikle dışarı çıkarken sabahları köpeğimi gezdiriyorum. Hem güneşten koruyor, hem nemlendiriyor, hem cilde çok güzel bir canlılık veriyor. İnsan kendini iyi hissediyor. Yani benim şu yanımda da zaten renkli nemlendirici. Bu olmazsa olmazım. Hadi Hanım, işin finalini saklamışsınız. Bakın ortaya çıktı. Ay, evet ya, evet ya. Bunu unutmuşum. Bu benim her zaman kullandığım bir ürün. Çok çok güzel bir ürün. Yani bunu herkesin eşim, kullanması gerekir. Eşim ve kızım onsuz sokağa çıkmaz. Evet, ben de öyle. Yani köpek gezdirmeye çıkıyorum. Mutlaka sürüyorum. Çünkü hem güneşten koruyor, hem nemlendiriyor, hem cildi çok hoş bir hale getiriyor. Mutlaka kullansın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hülya Hanım bir paylaşımda bulunmak istiyormuş propolisle ilgili. Hülya Hanım'ın sesini açabilir miyiz? Açıyorum hemen. Hülya Okomeroğlu değil mi? Evet. Açtım. Hülya Hanım açtım. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Propolis tabii ki cildi güzelleşti ya, ben de kullanmaya başladım. Benim çok sorunlu bir cildim var. Hani çok gözenekli, çok yağlı. Hala ergenlik sivilcesi gibi sivilceler çıkar makyajdan sonra. Ama Propolis'i kız kardeşim Anamur'da, kendisi hemşire, sağlıklı, daha önce de bahsetmiştim. Boynunda nodüller vardı, 4 santime kadar büyümüşlerdi. Şu anda yazın çok sıcak olduğu için kullanamamış. 2 ay kullandı. Nodüller yarı yarıya küçülmüştü el ölçüsüyle. Havalar serinlesin, devam edeceğim. Sıfırlanınca ölçüleri göndereceğim abla dedim. Bu arada kız kardeşimin sürekli bir migren ağrısı vardır. Haftada bir gün mutlaka bir yatar migrenden dolayı. Ya da 2-3 gün işte kafasını yastıktan kaldıramazdı. Bir ay kadar önce şey sordum, migren ağrıların nasıl dedim, hiç propolisin iyi geldiğini söylemedim ben ona. Düşündü epeydir ağrımıyor başım dedi. Ne kadardır ağrımıyor, fark ettin mi dedim. Valla farkında değilim ama epeydir ağrımıyor. Propolis kullandığından beri ağrımıyor olabilir mi dedim. Evet dedi, şu anda migren ağrısı çekmiyor. Yani inanılmaz migren ağrısı çeken bir kişiydi, rahmetli annemden geçmişti. Biliyorsunuz migren anneden geçiyor çocuklara. Ben de yok çok şükür ama kız kardeşim böyle bir sorundan da kurtulmuş oldu. Hani bunlar kozmetik değil de ilaç sınıfına girmeye başladılar. Evet. Bacak jelini kullanıyorum. Benim bacaklarımda çok uzun yıllardır olan varisler var. Sizinle de görüşmüştük. Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum ama ben sabırla kullanıyorum. Varislerim çok sert. Yarı yarıya azaldılar. Tamamı geçtiği zaman onu da paylaşacağım inşallah sizinle. Bunların hepsi çok değerli paylaşımlar. Hülya Hanım çok teşekkür ediyoruz size paylaştığınız için. İncelmek için kullandığım üründen 7 santim inceldim. 7 santim. 7 santim. Onu da 15'e tamamlayayım da onu da paylaşayım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah. Görüşmek üzere. Ürünler çok güzel, çok kaliteli. Teşekkür ediyoruz. Emekliler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Kıvılcım Hanım oley demiş. Orhan Bey çok güzel bir kampanya demiş. Aysun Hanım teşekkür etmiş. Sevcan Hanım çok güzel bir kampanya demiş. Aysun Hanım tekrar bacak jeli içinde bir jest yapsanız ne iyi olur demiş. Tamam peki. Sibel Hanım ilk temizleme jeli harika bir ürün. Cidden etkisini hemen fark ettim demiş. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Sevcan Hanım en ihtiyacım olanlar demiş. Aysel Gencer bacak jeli çok kullanıyor Zerkan Bey. 2+1 yapabilir misiniz demiş. Ya Aysel Hanım siz mi kıracağız? Yaptık gitti. Abo. Aynı şekilde tabii ki Aysun Hanım'ı da kırmıyoruz. Zaten Aysun Hanım'ı ilk okuduğumu düşündüm. Aysel Hanım da peşinden gelince ikisini de kırmıyoruz. Sıkıntı yok. Hangisi abi şimdi? Bacak jeli 2+1. Bir dakika. Ben de başarılarını sadece propolis kullanıyorum artık demiş Kıvılcım Hanım. İlaçtan kurtuluyorsunuz. Midenizde sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Propolis gerçekten mucize. Tep Hanım sağ olun demiş. Kıvılcım Hanım gülmüş. Aysun Hanım süper demiş. Teşekkürler. Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi
Bir tane stand-up benim bir yaptığım kampanya var. 7 tane cilt bakım kategorisinden herhangi birinden bir ürün aldığınızda 3 ürün yanında bedava gelecek. Bu bir. İkincisi Aysun Hanım ve Aysel Hanım'ın talebi üzerine bu listede bulunan arkadaşlar bu kampanyaların tamamı pazar gecesi 12'ye kadar geçerli. Verdikleri 2 adet bacak jeli siparişlerinde 1 adet bedava gelecek yanında. Harika. Süper. Evet. Tamam herhalde. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz. Bakıyorum şöyle bir Hakan abi. Çok teşekkürler demişler. Ben hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Hakan hepinize... abi ben bir şey hatırlatayım. Efendim? Ben bir şey hatırlatayım. Şimdi tamam. Bazen listeyle şeyler uyuşmayabiliyor. Nickname'ler falan çıkıyor bazen listede. Onun için arkadaşlar mağazaya soru sor bölümünden de bir hatırlatma şeyi yazarlarsa Hakan Bey'in sunumuna katıldım. İşte şey kampanyaya ürün... katılmak, evet, faydalanmak istiyorum. Bir not, bir cümle yazarlarsa hani, iyi olur. Çok iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben zaten bildireceğim listeyi. Evet. Ben hepinize ayrı ayrı gerçekten teşekkür ediyorum. Faydalı olabildiğiniz için de gerçekten çok mutluyum. Bu 28 yıldır bizi mutlu eden, tatmin eden en önemli şey insanların hayatlarına dokunmak ve onlarda bir değişime sebep olmak. Çok teşekkürler. Hakan abi, Sevtap Hocam bir şey sormak istemiş ya. Buyurun. Açtım Sevtap Hocam. Hakan Bey, ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi biz ciltlerimizi gerçekten çok memnunuz, güzel. Bunu korumak için ne yapacağız? Yine aynı oranda mı kullanacağız bunları, yoksa haftada bir, haftada iki gibi azaltarak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu çok geliyor bana soru olarak da. Şöyle söyleyeyim, bakın cilt bakım ürünlerinde cildinize bakım yapmak kişiden kişiye değişmekle birlikte aynı şeyi söylüyorum. 5 ila 15 yaş geriden, ortalama 10 yaş geriden gitmek istiyorsanız sabah ve akşam düzenli kullanın. 3 dakika sabah, 3 dakika akşam, toplam 6 dakika ayırmanız gerekiyor. Yani haftada bir dediğinizde siz kendinizi kandırıyorsunuz ve kendinizden çalıyorsunuz. Bu kadar net. Yer çekimini engelleyemezsiniz. Yani siz bir gün geriyorsunuz, askıya alıyorsunuz. Ertesi gün askıya almayı bırakıyorsunuz. Yani bu düzenli olduğu zaman sonuç çok çok daha başka bir yere gidiyor. Yani düzenli kullanmanız lazım. Günlük yemek ihtiyacı gibi düşünün. Cildin ihtiyacı var. Belli bir yaştan sonra neme ihtiyacı var. Belli bizim ürünlerde verdiğimiz işte vitaminlere, kolajene, elastine, hyaluronik aside, bütün bunlara ihtiyacı var. Mesela saçta işte biyotine, niacine ihtiyacımız var. Bunların bir dozajı var. Ben 5 gün aç bırakayım, 6. gün vereyim dediğinizde hani ne kadar köfte o kadar ekmek gibi bir şey bu. Ben çok net söylüyorum. Cilt bakımı sabah akşam düzenli kullanımda %100 sonuç veren bir şey. Ben ara sıra kullanayım diyorsanız o sizin bileceğiniz bir şey. Hakan abi, ben bir şey yapabilir miyim? Kullandırtamayız ama bilgi net, teknik bilgi ve klinik çalışmalar, yaptığımız bütün klinik çalışmalar, Avrupa'da yapıyoruz bunları. Sabah ve akşam düzenli kullanımda 6 haftada diyor ki varisi %90 ile %110 tedavi eder. Ya da Miracle Gel. Sabah akşam temiz cilde düzenli kullanım 28 günde sarkan cildi 178 kaldırır diyor. Haftada bir sürersen bunu yapar demiyor. Klinik çalışma bunu söylüyor. Koruma amaçlı demiştim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Hakan abi, ben bir şey söyleyeyim. Kışa giriyoruz şu anda arkadaşlar. Bugün belki bahsedilmedi ama body lotion kremimiz var arkadaşlar. Bademli. El ve vücudunuz için müthiş bir nemlendirici, müthiş bir krem arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Çok da memnun kalacaksınız. Sadi Hocam kafa sallıyor. Sadi Hocam kullanıyordu çünkü. Peki. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonra ne zaman arzu ederseniz farklı bir konuda, özellikle şu konuda tekrar kışa girerken bir program yapmakta fayda görüyorum. Şimdi genelde pandemiden zaten evde kapalıyız. Kışın da aynı şekilde. Birçok rahatsızlık nüksediyor. İşte atopik dermatit, alerji, egzama, astım olanlar. Bunlar da günlük evde kullandığımız birçok üründen kaynaklanıyor.
Bir sonraki programda tekrar bunları bir ele alalım. Olur Murat Bey? Hakan abi aslında biz şöyle bir şey isteyeceğiz senden. Uzun zaman oldu. Şöyle ürünleri bir üstünden geçmemiz gerekiyor. Çünkü yeni giren mağaza sahibi arkadaşlarımız var. Fakat ürünleri tanımadıkları için tekrar bir ürünlerin üstünden geçmekte fayda var. Evet. Şöyle söyleyeyim. Genel bir tanıtım yapalım bir. 28 Ekim çarşamba eğer sizin için de uygunsa, yani haftaya değil sonraki hafta, 28 Ekim çarşamba uygunsa Ali Bey ile de konuşalım. Tamam. Tekrar 9'da bir program yapalım, olur mu? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur Hakan abi. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Selamlar, sevgiler. Hepinize iyi akşamlar. İyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar. Hakan abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.